Arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün yine bir kendin yap projesiyle karşınızdayım. Bugünkü projemizde pantograf yapımını inceleyeceğiz ve pantografın ne işe yaradığını öğreneceğiz. Pantograf, belli çizimleri veya objeleri orantılı olarak büyütmeye veya orantılı olarak küçültmeye yarayan manuel aletlere verilen genel isim. Burada görüyorsunuz, bakın, iş güvenliği tabelamız vardı. Onun, adamın suratını pantograf vasıtasıyla belli bir oranda büyüttük. Bunların hepsini birazdan nasıl yapıldığını seyredeceksiniz. Pantografı çizim yaparken kullanabileceğiniz gibi ölçü alırken de kullanabilirsiniz. Böyle metal veya ahşap üzerine yazı yazarken de kullanacaksınız. Bu pantografta yazılmış bir isim tabelası. Bu babamın okuldayken kullandığı, yani meslek lisesinde öğretmendi benim babam. Kapının üstüne astığı şey, isimliği. Görüyorsunuz, şöyle göstereyim. Pantografla oyularak harfler işlenmiş. Bunun çeşitli harf kalıpları vardı. Bu harf kalıplarını eski matbaalardaki gibi yan yana diziyorsunuz. Ondan sonra böyle ahşap veya bunun gibi metal yüzeyler üzerine o kalıbı geçiriyorsunuz. Bu şekilde ahşap veya metal üzerine oymanın da nasıl yapıldığını birazdan izleyeceksiniz. Örneği var videoda. Söyleyecek fazla bir şey yok. Dilerseniz gelin videoya geçelim. Bakalım pantograf neymiş, pantograf ne işe yararmış, pantograf nasıl kullanılırmış. Thank you.
stylus kalemin takılacağı parçayı yaptım. Aynı şekilde gravür makinesinin kamçısının da takılacağı parça yaptım. Bunu yaparken maalesef kameranın şarjı bitmiş. Videosunu çekemedim bunun. Ama gördüğünüz gibi az önce yaptığımız parçadan sadece birazcık daha büyük. Çok da farklı parçalar değil.
Arkadaşlar, pantograf tezgahı bitti. Gördüğünüz gibi pantograf tezgahı yapmak aslında sanıldığından çok daha basit ve çok eğlenceli bir proje. Benim bu kadar komplike bir pantograf yaptığıma bakmayın. Sadece 4 tane cetvelle bile çok basit pantograflar yapabilirsiniz. Söyleyecek fazla bir şey kalmadı. Beni sabırla izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Aboneyseniz de abone ol kutucuğunun yanında küçük bir tane çağrı resmi var. Ona tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.